konut sektörünü konuşacağız. Bugün konut satışları da gelmişti ki dün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati konut sektörünün öncü isimleriyle bir araya gelmişti. O toplantıda da neler konuşuldu diyeceğiz. Bizlerle birlikte GÜYADAR Başkanı Mehmet Kalyoncu olacak. Sayın Kalyoncu hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Bugünkü rakamları da soracağım nasıl görüyorsunuz diye ama öncelikle İsterseniz dünü konuşalım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin düzenlemiş olduğu toplantıda sizler de vardınız. Neler gündeme geldi, neler konuşuldu? Siz hangi başlıkları dünkü toplantıdan öne çıkarıyorsunuz? Tabii ki bu gayrimenkul sektörünün çok yoğun tartışıldığı, konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunun sebebi hem pandeminin bu sektördeki birçok konuda büyük değişikliklere sebep olacak etkisi ve bütün dünyada süregelen enflasyon, lojistik arzının yaşadığı sıkıntılar gibi burada gayrimenkul üretimini de etkileyen unsurlarla ilgili alınacak tedbirlerle alakalı bir araya geldik. Öncelikle sektörün bu noktada bir ortak akıl bulma çabası bence çok değerliydi. Çok etkili bir katılım vardı ve herkes sonuna kadar kaldı. Açıkçası oradan bir fayda çıkacağını ümit ediyoruz. Tabii ki mevzu konut olunca insanın en temel ihtiyaçlardan birisi olan barınma ihtiyacı olunca bu konu sadece ekonomik boyutuyla ele almak bizi sonuca çıkarmıyor. Bunun sosyal boyutunu da muhakkak değerlendirmek gerekir. O açıdan her yönüyle bu konular tartışıldı. Arsa sahipliğinden, inşaatın girdisi olan ana inşaat malzeme maliyetine, vergisel boyutundan işin finansman boyutuna kadar bu noktadaki sorunlar konuşuldu. Bakanımız bizleri dinledi, kendi bakış açısını da aktardı ve ben şahsi kanaatim olarak şunu gördüm. Gayrimenkul sektörünün ve konut geliştiricilerinin özellikle kurumsal manada bu işleri yapan firmaların gerçekten bu konuya hassasiyetle yaklaştığını söyleyebiliriz ki rakamlarda baktığımız zaman bizi doğruluyor. Çünkü son bir yıldaki değişime baktığımızda inşaat maliyetlerindeki artışı %101 olarak görürken yeni konut endeksine baktığımızda %96'lık bir artış var. Yani yeni konutlardaki artış inşaat maliyetlerinin gerisinde. Bu bize şunu gösteriyor. Tabii ki işçiliğin o oranda artmamasının avantajı da bir yana maliyetlerle ilgili geliştiriciler aslında bir takım sübvansiyonu da sürdürdüğünü görüyoruz. Bu noktada çözümle ilgili konuşmalar oldu tabii ki. Burada neler konuşuldu? Bu sektörün ithalata bağlı olan kalemleriyle ilgili yerleştirme mevzusu var. Özellikle mekanik elektrik aksamlarda halen bizim yerli üretimin gelişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buna yönelik bir destek olduğu takdirde bu dışa bağımlı olduğumuz inşaat kalemlerinde de yerli üretim avantajını yakalayacağız. İkincisi tabii ki gayrimenkulün en büyük girdisi arsa. Özellikle büyük kentlerde herhangi bir problemi olmayan hemen üretime dönebilecek bir arsa bulmak gerçekten zor. Bulunduğu takdirde ise arsa maliyetleri erişilebilir konut üretimi açısından maalesef bir imkan sunmuyor. Şimdi dünyada mukayese edildiğinde bizde çok düz mantık herkesin de kulağının aşina olduğu bir 50-50 paylaşım oranı vardır. Eğer oluşan değerle ilgili bir geliştirme yapılıyorsa bir arsada %50'si geliştiricinin, %50'si arsa sahibinin oluyor. Bunun Avrupa ülkeleri de başta olmak üzere %20, %30 yeri geliyor %15'lere indiğini görüyoruz. Bir takım örneklerde de Türkiye gibi nüfusu yoğun büyüyen ülkelere baktığımızda bunun devlet tarafından regüle edilerek bazı alanların %15 ila 20 mertebelerinde arsa payı ile üretim sürecine girdiğini fakat fiyatların da regüle edildiğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi son açıklanan pakette de bir finansman imkanı da sağlanıyor orta küçük ölçekli firmalara. Onun bir şartı olarak fiyatlarını belli bir müddet sabit tutma durumu var. Bu bizim sektörde aslında çok gördüğümüz bir refleksi değildi devletin bugüne kadar. Fiyatların regüle edildiği bir mekanizma
ilk defa ben devletin gösterdiğini görüyorum. Eğer bunun devamı mümkün olursa, bu şekilde farklı mekanizmaların türetilmesi eğer düşünülürse, bu arsa payını düşürmekle ilgili de imkanlar gün yüzüne çıkabilir. Peki sektör temsilcilerinden bir talep var mıydı? Bu noktada bir şeyler konuşuldu mu? En büyük talep inşaat maliyetleriyle ilgili, özellikle bir takım maliyet unsurlarında belli üreticiler var. Orada bu artışların reel olmadığı ile ilgili bir endişe var. Bununla ilgili tedbir alınması, bu konunun incelenmesi, buna bir çözüm üretilmesi ile ilgili konu epeyce konuşuldu. Talep olarak gördüğümüzde onu ifade edebilirim. Siz arsaya da temas ettiniz. Son dönemde arsaya yönelim bir hayli fazla. Önümüzdeki dönemde de bu rakamların artmasını bekler misiniz peki? Bence artışın en büyük dalgasını yaşadık, yaşadığımızı düşünüyorum. Pandemi üzerine lojistik kriz, emtia krizi ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaş. Bunların hepsi çok kısa dönemler aralığında oldu. Eğer dünya bir krize girmezse, farklı bölgesel olumsuzluklar ön plana çıkmazsa, en büyük dalgayı atlattığımızı düşünüyorum. Bir de aktarmaya atladığım bir konu var. Şimdi baktığımızda gayrimenkul alım satımı veya kiralaması ekseriyetle dijital platformları üzerinden günümüzde sürüyor. Çünkü en kolay oradan bulunabiliyor. Seçenekleri görebiliyorsunuz. Baktığınız bir dairenin arka sokağında veya o mahallede başka bir gayrimenkulle mukayese edebiliyorsunuz. Fakat bu işlemlerin yapıldığı internet sitelerinde bir ilan açmakla ilgili açıkçası bir kontrolsüzlük olduğunu düşünüyoruz biz. Ve bu paketin açıklandığı günde bakanımızın özellikle aktardığı bir bilgi var. Yaklaşık 800 bin ilan varmış, gayrimenkul ilanı bu sitelerde. 64 bininde bir fiyat artırımı uygulanmış. Bir kurumsal firma zaten öyle bir akşamda fiyatını yenilemesi mümkün değildir. Yani bu bir projeksiyonla, işte toplantılarla, alınacak kararlarla uygulanır. Anında uygulanan bir fiyat artışı varsa bilin ki bu bir aracının veyahut bu internet sitelerinde ilan açan kişilerin arttırdığı fiyatlardır. O açıdan fiyat artışlarında bu konunun da kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü kontrolün olmadığı yerde kaos oluyor. Her ne kadar bu fiyat artışları sanki geliştiricilerin, konut üreticilerinin yaptığı artışlar gibi konuşuluyor, algılanıyor. Ama burada görünen o ki rakamlar da bunu doğruluyor. Bu internet sitelerindeki durumun bu yöndeki sıkıntılara mahal verdiği. Şimdi dünyada bu konuda örneğin daha kontrol altında olan durumlar var. Amerika'da bu tür sitelerin oranın tapu kadastro sistemiyle entegre olduğunu görüyoruz. Şimdi teknolojinin bize verdiği imkanları da değerlendirerek, ki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü de Türkiye'nin çok köklü, yeniliğe açık ve teknolojiyi iyi kullanan kurumlarından birisi. O açıdan bu işin ticareti bu internet sitelerinde dönüyor. Fakat resmiyeti tapuda oluşuyor. Bu iki farklı zemini birleştirecek bir çözüm olursa, inanın bu birçok problemi çözecektir. Bu da dün çok yoğun konuşuldu, tartışıldı. Ve eğer bu olursa, Türkiye'de malumunuz tapu harçları %4. Burada fakat maalesef bu alım satım durumunda gerçek değerini de göstermeyenler oluyor. Burada da devletin bir vergi kaybı oluyor. Bundan dolayı bu ticaretin döndüğü internet siteleriyle işin reel anlamda yapıldığı tapunun hem zemin yürümesi durumunda tapu harçlarının da daha makul oranlara gidebilmesi mümkün olur. Çünkü buradaki alınamayan, toplanamayan vergiyle ilgili devletin gerçekten elini güçlendirecek ve hakkaniyet sağlayacak bir sistem ortaya atılmış olur. Örneğin somut olarak bu konu ele alındı ve şunu da söyleyebilirim. Bu internet sitelerinde açılan ilanlarla ilgili, bu sitelerle ilgili ciddi bir takip ve denetimin de gelmesini biz bekliyoruz dünkü toplantıdan sonra.
Ki aslına bakarsak son dönemde fiyat artışlarında özellikle internet sitelerinde yayınlanan ilanlarında fazlasıyla görüyoruz. Bir anlamda da enflasyonu körükleyen başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle destekler çıkmadan önce farklı bir fiyatta olan bir konut ya da arsa, destekler çıktıktan sonra belki de iki katı, üç katı fiyatları da bulabiliyor. Netice alınmasını tabii ki diliyoruz. Diğer yandan erişilebilir konut üretimine de ben temas etmek isterim. Toplantı sonrasında gündeme getiren ilk kişiydiniz bu konuyu da. Bu anlamda hangi çalışmalar önümüzdeki dönemde sizce yapılmalı? Yani bu işin kolaylaştırılmasına yönelik atılan her adımların değerli olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bir yapı inşa etmek, insanların yaşayacağı alanları oluşturmak bir ihtisas işi, bir uzmanlık işi. Çok da kolay olmamalı. Ama zaten yeterince zorluk var. Arsa bulmak zor, emtia fiyatları, malzeme fiyatları. O açıdan burada bunu tekrar olacak belki ama bu süreci en çok kolaylaştıracak olan erişilebilir arsanın sektöre kazandırılmasıdır. Bu konuda da tabii ki Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde en büyük arsa devletin. O açıdan burada böyle bir atılım olursa sektörün hem büyük oyuncularının, kurumsal firmalarının, gayrimenkul sektöründe önde gelen hem de bölgesel orta ölçekli firmaların veyahut küçük firmaların bu alanda üretim yapma ile ilgili çok olumlu refleksleri, geri dönüşleri var. Yani gayrimenkul sektörü demek illa lüks konut üretmek, rezidansları üretmek demek değil. Gayrimenkul bizim en büyük değerimiz. Bütün toplumların en büyük değeri gayrimenkulleridir. Ve gayrimenkulünü en iyi yöneten uluslar her zaman bakın en gelişmiş uluslar oluyor. O yüzden bizim de bir takım çıkmazlardan kurtulup sektörün erişilebilir konutu üreten bir sektör olması. Tabii ki burada arsa payı regüle edildiği takdirde bu mümkün. Yoksa bir serbest piyasa dinamikleri içerisinde siz zaten çok pahalı bir arsaya gayrimenkul geliştirip onu erişilebilir kılamıyorsunuz. O açıdan erişilebilirlikle ilgili bir kez sektör burada olumlu bakıyor. Sektör üretmek istiyor. Bu üretim gücünü, bu dinamizmi, bugünün problemi olan konutta erişilebilirlik alanına biz kanalize edebilirsek, inanın çözümle ilgili ciddi yol kat etmiş oluruz. Sayın Kalyoncu, bugün Nisan ayına ilişkin konut satış rakamları da geldi. Yaklaşık %39'luk bir artışın olduğunu görüyoruz. 133.058 konut satıldı Nisan ayında. Ne dersiniz? Son gelen rakamları nasıl okumak gerekir? Sektörü hazır konuşuyorken bu rakamları da değerlendirmenizi rica edeceğim. Rakamlarda benim gözüme çarpan şu, ilk satışların toplam satışlar içerisindeki payı. Bu %28'e düşmüş durumda. Bu belki de tarihin en düşük seviyelerinden birisi. Bu yine bize yeni üretimin ne kadar az olduğunu, limitli olduğunu gösteriyor. Ve bunu tabii ki ruhsat sayılarından da kontrol edebiliyoruz. İkinci el piyasasının aktif olduğunu görüyoruz. Fakat birinci elde yeni konut üretiminde hala geride kaldığımızı görüyoruz. Bununla ilgili zaten çözüm meselelerini konuşmuştuk. Bir yandan da şu da aslında yüz üstüne çıkıyor. Fiyat artışlarının da sebebi ikinci el konut piyasasından kaynaklandığını görüyoruz. Yani yeni üretilen konutların özellikle kurumsal gayrimenkul geliştirme firmalarının yeni projelerinin buna etkisi ikinci el piyasasından çok daha az. Çünkü %28 dediğim gibi toplam satışların arasındaki ilk satışların payı benim dikkatimi çeken bu rakam oldu. Yeni üretim az dediniz. Tabii ki tedarik zincirindeki sıkıntılara değiniyoruz. Emtia fiyatlarındaki yükselişi ifade ediyoruz ki pandemiyle birlikte ciddi anlamda yükseliş kaydetmişti. Hesapta bir Ukrayna-Rusya savaşı yoktu. O da yaklaşık 3 aydır devam ediyor. Peki bu başlıklar arz talep dengesizliği var anlamına mı geliyor? Yani talebi karşılayabiliyor muyuz? Talebi karşılayamıyoruz. Yani o açıkçası net. Üretimi artırmak lazım. Yani yapılan düğünlerin sayısına mesela bir bakılsın. Yani sadece Türkiye'de, İstanbul'da yapılan düğün sayısından
konut ihtiyacı ile ilgili bir fikir edinilebilir. Nüfusumuz artıyor. O açıdan maalesef arzın talebi karşılamadığı bir dönemdeyiz. Bununla ilgili de hatta bir notum vardı. Yani oransal olarak da bunun geride kaldığını önceki yıllara göre görüyoruz. O yüzden üretimin artması ile ilgili atılan her adımın değerli olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan tabii ki gayrimenkul sektörü 250 alt sektörü besliyor. Bu sektörler açısından bir temel oluşturuyor. Gayrimenkul sektörü hem bir temel hem bir çatıdır. 250 sektörü beslemesi açısından o sektörlerin temelidir. Ve öte yandan da her sektörün bir çatıya ihtiyacı vardır. Yani e-ticaret sitelerinin bile ekonomisi bir çatı altında dönüyor. Lojistik merkezleri ve veri merkezleri. O açıdan baktığımızda gayrimenkul sektörünü sadece demir, çimento, betonu bir araya getirip yapıları ortaya çıkarmak, yapıları oluşmasını sağlayan bir sektör olarak görmemek lazım. Ekonominin gerçekten önemli bir alanı ve bu alanda tabii Çevre Şehircilik Bakanlığı da çok ciddi regülasyonlar getirdi. İşte müteahhitlik karneleri sınıflarına göre artık Türkiye'de var. Eskisi gibi inşa etmek kolay değil. Öte yandan yıkım yapmakla ilgili bile regülasyonlar getirildi. Çünkü yıkım da maalesef ülkemizin bir gerçeği. Kentsel dönüşüm bizim en esaslı konularımızdan birisi. O açıdan sektörel olarak üretimin zorlaştığı bir noktada, regülasyonların da bu noktada aklı selim bir şekilde ortaya konduğu konulursa, sektörün bundan sonra üretiminde belki de çok daha şehirlerimiz açısından sürdürülebilir ve öngörülebilir bir şekilde kendini göstereceğini ve daha rafine, daha sağlam bir sektör olarak yoluna devam edeceğini görüyoruz. Sektöre yönelik üretim artmalı dediniz, ivmelenmeli dediniz ki malumunuz geçtiğimiz günlerde 3 yeni paket konut sektörüne ilişkin açıklandı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan hem üreticiyi hem tüketiciyi destekleyecek bu paketler konut sektörü anlamında ifadesini kullanmıştı. Siz bu paketleri nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki döneme ilişkin sektörü sizce destekleyecek midir? Burada ilk defa konut sahibi olacak kişilere tanınan bir paket var biliyorsunuz. Onu biz doğru bulduk. Çünkü şu anda problem gerçekten ev edinme problemi. O yüzden hep de eleştirilen bir konu var. Yatırım amaçlı konut alan kişilerin, barınma amaçlı konut alan kişilerin önüne geçmesi ve bu noktada fiyatları yükseltmesi gibi bir konu. Şu anda sektörde bunun dengelendiğini görüyoruz. Yani bir ara yatırım amaçlı konut alanlar gerçekten fazlaydı. Sonrasında yatırım amaçlı konut hiç alınmadı bir müddet Türkiye'de. Sadece kullanım amaçlı oldu. Şu anda bunun dengelendiği bir dönemdeyiz. Burada da şöyle çok önemli bir konu var. İlk defa konut alacak kişilerin baktığınızda tapuyla herhangi bir ilişkisi olmamış veyahut bankalardan konut kredisi kullanmakla ilgili bir süreci bilmiyor olabiliyor. Öte yandan yatırım amaçlı konut alan kişiler İşte bir projeden bir konut alıyor, diğerinden başka bir konut alıyor. Artık otomatik bağlamış. Birçok şeyi de internet üzerinden yaptığından bizim en önemli yapmamız gerekenlerden birisi de gayrimenkul okuryazarlığı noktasında faaliyetler sürdürmek. Biz de Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği, GYÖDER olarak bu konu en önemsediğimiz konuların başında geliyor. İlk defa konut sahibi olacak kişilerin, bizim bu anlamda ürettiğimiz yayınların, dokümanları incelemesini ben çok tavsiye ederim. Bu noktada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları açısından gayrimenkul okuryazarlığı ile ilgili de bilgi ve birikimlerini güçlendirmeleri çok faydalı olur. Pakete dönecek olursak bir de tabii ki döviz ve altını ekonomiye kazandırmakla ilgili bir boyut var. O da çok olumlu. Firmalara sunulacak finansman paketine de gelince bunun biz daha çok küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından faydalanacağını düşünüyoruz. O açıdan da sektörde faaliyet gösteren ne kadar fazla firma bundan faydalanırsa o kadar sektördeki tabloyu olumlu hale getirir. Onun da yine olumlu olduğunu düşünüyoruz. Burada bir yandan master planlı yapılmış büyük ölçekte üretilen
konut projeleri yapılırken, hatta bunların bir kısmı erişilebilir konut için özel olarak regüle edilen projeler olabilir. Bir yandan da mahalle ölçeğinde küçük küçük daha yaygın, daha desantralize bir üretimin de olması ile ilgili bir politika var. Bu da sağlıklı bir politika. Yani hem sentralize üretim var, hem de desantralize bir üretim var. Bu da büyük şehirlerde büyük ölçekli merkezlerin oluşması, tabii ki bu noktada da şehir içi yoğunluğu ile ilgili ciddi manada dikkat etmek gerekir. Öte yandan da bütün Türkiye geneline yayılmış desantralize bir üretimin önünü açmakla ilgili faydalı sonuçlar üreteceğini düşünüyoruz. Bir yandan da rakamlara bakıyorum. Özellikle yabancılara yapılan konut satışlarına baktığımızda Nisan ayında %58'in üzerinde satışın gerçekleştiğini görüyoruz. En çok konutsa Ruslara satılmış durumda. Özellikle biraz önce tedarik zincirindeki krize ya da savaşa temas etmiştik. Burada Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde satışların artacağına ya da Rusların burada gayrimenkul alacağına ilişkin çok görüş almıştık. Bu rakamlarda bu savaşın etkisi var mıdır? Yabancıya konut satışında gelinen son noktayı da nasıl görüyorsunuz? Burada tabii Rusya ve Ukrayna tarafından ülkemizin güvenli bir liman olarak görülmesi ve orada yaşadıkları olumsuzlukların yaşanmayacağı bir yer olarak görmeleri olumlu. Biliyorsunuz burada 250 bin dolar mertebesi de 400 bin dolara çıkarıldı. Özellikle Körfez bölgesinde şu anda ilişkilerin de gelişmesiyle o yönde de bir tekrardan motivasyon olması öngörülebilir. Fakat rakamlara baktığımızda yine Türkiye'de satılan 1 milyon 400 bin konutun 40 bin tanesinin ortalama yıllar bazında yabancıya satıldığını görüyoruz. Burada artışlar olabilir önümüzdeki dönemde, ama onun da yönetimiyle alakalı bu 250 binin 400 bine çıkarıldığını da gördük. O açıdan yabancı kontekstinin geçtiğimiz yıllara bakıldığında, yani 40 bin mertebelerinden çok da fazla şaşacağını ben düşünmüyorum yıl sonuna geldiğimizde. Ama tabii ki savaştan dolayı Rusya ve Ukrayna tarafından rakamların artması muhtemeldir. Son olarak biraz da fiyat hareketliliğine değinelim isterseniz. Özellikle ikinci el piyasaya baktığımızda ciddi yükselişlerin olduğunu söylüyoruz ki siz de değerlendirmenizin içerisinde bir miktar temas etmiştiniz. Vatandaş da merak ediyor. Bu dönem ev almak için doğru zaman mı ya da önümüzdeki dönemde mi ev almalıyız diye. Ne dersiniz, doğru zaman mıdır? Fiyat hareketliliği önümüzdeki dönemde daha fazla mı olur? Yoksa fiyatlarda bir miktar düşüş bekler misiniz? Yani düşüş olacağını açıkçası düşünmüyorum, ama artışın azalması mümkün. Çünkü burada Hazine Maliye Bakanlığı sadece gayrimenkul ve konut sektöründe değil, tüm sektörlerde enflasyonla ilgili ciddi bir mücadele içerisinde ve burada çok doğru yapılan bir şey tabii ki sektör temsilcilerini dinlemek ve onlardan alınan içgörülerle politikaların geliştirilmesi. Bunun başarıyı getirilmesi muhtemeldir, olacağına inanıyoruz. O açıdan dediğim gibi o esas artış dalgasının geride kaldığını düşünüyoruz. Eğer çok daha farklı bir olumsuz hareketlenme bölgede veya küresel olarak yaşanmazsa. Öte yandan şöyle de bir durum var tabii ki. Gayrimenkul altyapı olmadan da erişilebilir bir şey değildir. Yani ülkemiz birçok kritik noktada altyapısını tamamlamasıyla da aslında gayrimenkul fiyatlarında bir satürasyonu göreceğiz. Bu tabii çok kısa vade değil. Belki orta vadede bunu göreceğimizi düşünüyorum. En azından İstanbul ve çevresine baktığımızda yeni yol altyapısıyla birlikte Marmara bölgesinde artık her yerin birbirine yakınlaşmasıyla birlikte, kentler arası hareketliliğin kolaylaşmasıyla birlikte yeni merkezlerin oluşumu ve bunun da tabii yeni üretimi kolaylaştırıcı bir yönü de var. Yani altyapı yatırımlarının da gayrimenkul geliştirmedeki bu çıkmazı aslında kolaylaştırıcı bir yan olumlu etkisinin de olduğunu görüyoruz.
Nasıl Almanya'daki şehirlere baktığımızda 2 milyon ile 3 milyon arasında birbirleri arasında farklılık gösteriyor. Bunun sebebi tabii ki şehirlerin birbirine çok kuvvetli bir bağlanmasını sağlayan yol altyapısının olması. Yani herhangi bir navigasyon harita programından baktığınızda Almanya'da vızır vızır yolların olduğunu görürsünüz. Birçok Avrupa ülkesine ve hala Türkiye'deki son 20 yılda yapılmış o kadar yol altyapı yatırımına göre bütün bunlar aslında farklı sektörlerinde birbiri içerisinde ne kadar etkili olduğunu bize gösteriyor. O yüzden ülkemizin kritik altyapısını tamamlaması ve altyapı olarak da önümüzdeki dönemlerde de bu noktada yeni projelerle olgunlaşacağını ve tekamül edeceğini gördüğümüzde bunun da gayrimenkul sektörünün öngörülebilir ve sürdürülebilirliği ile ilgili de olumlu etkisinin olacağını düşünüyoruz. Çok önemli bir sektör. Öyle ki siz ifade ettiniz zaten 250'nin üzerinde birçok sektöre de köprü mahiyetinde önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğinden hiç şüphemiz yok. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağolunuz. GÖDER Başkanı Mehmet Kalyoncu bizlerle birlikte oldu ve konut sektörünü konuştu.